6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden, enkazda kalmasının ardından bacağı kesilen öğretmen Kadir Özer, ilk ders zilinin çalmasıyla Adıyaman'da görev yaptığı okulda öğrencilerini bekledi. Adıyaman'da yaklaşık 30 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu öğretmeni Kadir Özer'in 6 Şubat depreminde yeni mahalledeki evi yıkıldı. Özer'in eşi ve çocuğu depremde hayatını kaybetti. Depremde Özer'in üzerine kolon düştü ve 18 saat sonra İstanbul'dan gelen AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı. Eşi ve çocuğunun cenazesi ise 3 gün sonra çıkartılabildi. Tedavi için Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenin sol bacağı dizinin altından kesildi. Yaklaşık 1,5 ay hastanede tedavi gören Kadir Özer'i öğrencileri ve veliler hiç yalnız bırakmadı. Kadir Özer aşık olduğu mesleğini ve öğrencilerini bırakamadı. Özer ilk ders zili çalarken öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Sınıfta öğrencileriyle sohbet eden Kadir Özer'e bazı veliler geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kadir Özer'in kesilen bacağı tedavi sonrasında protez takma aşamasına geldi. Depremde ilk anda evim yıkıldı. Oğlumla hanımı kaybettik. 35-40 günlük bir tedavi süreci Ankara'da gerçekleşti. Ondan sonra geldik burada Sivas'ta oğlum sağlıkçı çalışıyor da. Onun yanında bir ay kadar kaldık. Sonra Adıyaman'a geldik. Eğitim öğretim yılına sabırsızlıkla ulaşmayı bekliyordum. Bugün çok şükür öğrencilerimize kavuştuk. Çok sevinçliyim. İnşallah elimizden geleni sarf edeceğiz. Çocuklarımızı geleceğe yetiştirme adına elimizden geleni ardımıza koymayacağız inşallah.